Arkadaşlar araç 1.3 Multijet Astra Opel. Şu anki sesi duydunuz mu bilmiyorum ama bu sesi arayacağız. 114.000'de. Model ne abi arabanın? 2011 model. Bakalım bu ses nereden gelecek? Bunu da sizlerle paylaşacağım. Spesifik arızaları paylaşmamı zaten sürekli istiyorsunuz. Eğer ola ki sizlerin de başına geliyorsa. Şu anda ses minimize, yani biraz daha küçük. Ama araç ilk çalıştırıldığında hava soğukken veya araç soğukken belli bir süre bu sesi daha fazlasını alıyormuş abimiz. Şikayet bu şekilde. Rolantideyken de var. Var sanki böyle motor kulağına düşmüş gibi veya işte motor kulağına veya egzoz bir yere değiyormuş gibisinden bir ses. Bayağı kupada belli. Bu aynı zamanda kalkış yaptığınızda da gort gort diye sesi duyabiliyorsunuz. Neyse, sesin açıklamasını yaptık. Şimdi sıra sesi bulmaktı. Bize kolay gelsin. Araba gerçekten temiz araba arkadaşlar. Sesi hala arıyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Şurada bir adet soket çıkıp bunun yerini bulmamız lazım. Ama ben size sesi buldum. Gitti değil mi? Ses değişiyor değil mi abi? Ha? Şimdi sesin nereden geldiğini sizinle paylaşacağım. Her zamanki gibi biliyorsunuz ki biz bir adet doktoruz. Teleskop gibi dinliyoruz ve sizlere de bunu dinletiyoruz. Şimdi dinleteceğim size. Bırak abi gazı. Tut abi yüksekte bir biraz. Şimdi buradaki ses dalgasını sizinle paylaşacağım. Denge şunu tutam. Bas. Bas. Bırak. Yan ses dalgasını umarım alabiliyorsunuzdur. Bas. Bas. Teleskopu al. Bak şimdi size bir şey daha göstereceğim. Bas abi. İleri geri oynaması var. Bırak abi. İstop et. Şöyle bakalım. Evet. Bir daha bir çalıştırabilir misin abi? Sesi yaptır abi. Şöyle söyleyebilirim. Şarj numarasını şöyle elinizle tuttuğunuzda dahi. Abi sesi yaptırır mısın?
İçinin kazıdığını anlıyorsunuz. Böyle kalk şişesini aslında çok fazla kazıyor. Şarj namlusunun yüksek ihtimalle bilyaları bozuk arkadaşlar. Biz sesi buradan bulduk. Ses de %99 buradan. Şimdi bununla alakalı işlem yapacak mıyız? Arkadaşlar şarj namlusunu yerinden aldık Opel'in. Sese dayalı olarak. Şimdi bu revizyona gidecek. Bu şekilde çevirdiğimizde herhangi problem yok fakat yüke bindiğinde aşırı derecede bir ses var. Önemli olan zaten yükte çalışması. Bunu test ettireceğiz. Testlerden sonra sonuç ortaya çıkacak zaten. Ama ben tahmin ediyorum ki arka kömür tarafında bir anormallik var. Çünkü şura çok fazla. Ve aynı zamanda kapakla oynadığım zaman ya da bir darbe ya da böyle bir sert bir şey yaptığım zaman ya da bir tıkladığım zaman falan sesin rengi değişiyor. Çünkü bunun içinde bir anormallik var. Her neyse bunu gönderelim. Zaten sesi de sizlere dinlettim. Revizyondan gelsin takalım ve test edelim. Hadi bakalım. Opel'in şarj namlusunu yerine bağladık. Bakımdan geldi. Arabayı 1000 devirde tut. 1000 devir. Şu anda bu ses yok. Aracın içine hemen geçelim. Zaten videonun en başından beri... Müsaade eder misin bana? Videonun en başından beri sizlere gösterdiğim bu ses... Kapat yavrum kapıyı da. Şurayı da kapatalım. Şu anda ses yok arkadaşlar. Allah'a şükürler olsun. Bu sesi de bu şekilde gidermiş olduk. Bu ses genelde sabahları daha fazla aşırı derecede geliyormuş. Şu anda biz arabayla 4.9 zaten görüyorsunuz. 5 kilometre anca yol yaptık. Tamamen ısındığı anlamına gelmiyor. Şu anda da araba bizim için soğuk. Zaten arabayı çalıştırdığımızda da şu anki sesin aynısı. Hiç fark eden bir şey yok. Soğuk özellikle çalıştırmak istedik ve ses soluk yok. Yüksek ihtimalle ısınında bu ses gelmeyecek. Zaten soğuk olarak şikayeti vardı. En azından bunu sizlere göstermek istedim. Sesi dinletmek istedim. Sizin de böyle bir derdiniz varsa, tasanız varsa bu video umarım sizlere kılavuz olmuştur. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. O aşağıdaki kabloyu da arkadaşlar zaten söktüğünüzde yüksek ihtimalle göreceksiniz. O bütün Opel'lerde boşta. Sadece o banttan sıyrılmış. Orada dışarıda sallanıyormuş. Onu da kelepçeledik oraya. Monte ettik. Durum bu. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.